Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türkü'nün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haber 19'a karşınızdayız. Yurt ve dünya gündeminden haber başlıklarını aktaracağız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü dolayısıyla Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi arıtma tesisini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'den gelen suyun önemine dikkat çekti. Geçitköy'den Rum kesimine önemli mesajlar verdi. Kanal T Haber ekibi Dünya Su Günü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin can suyu Geçitköy Barajı'na gitti. Dünya Su Günü'nde yetkililerle özel röportajlar yaptı. Bugün Dünya Su Günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıllık ortalama içme ve kullanma suyu tüketimi 42 milyon metreküp. Bunun ortalama 31 milyonu Türkiye'den gelen sudan, 11 milyonu ise yerel su kaynaklarından karşılanıyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeraltı sularının yıllarca hor kullanıldığını işaret ederek, 18 gölet olmasına rağmen su yönetimi olmadığı için su depolamada zafiyet yaşandığını kaydetti. Meclis Genel Kurulu Nisab'a takıldı. İkinci yoklamada yeterli sayı ulaşılamaması sonucunda toplantı salıya ertelendi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü dolayısıyla Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi arıtma tesisini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada Türkiye'den gelen suyun önemine dikkat çekti. Geçitköy'den Rum kesimine önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeli ve diğer yetkililer Dünya Su Günü dolayısıyla Geçitköy Barajı'nı ve Devlet Su İşleri İdaresi arıtma tesisini ziyaret etti. Büyükelçi Bahçeli, su günü dolayısıyla yaptığı konuşmada suyun israf edilmemesi yönünde topluma büyük görevler düştüğünü belirtti. Bireyler olarak bizlere de su kaynaklarının korunması, suyun israf edilmemesi hususunda çok ciddi görevler düşmekte. Her şeyi kurum ve kuruluşlardan beklemeden bireyler olarak da suyun değerini bilerek kullanmamız ve su kaynaklarını korumamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, su kaynaklarının kullanımı konusunda geçmişin örnekler verdi. Kuzey Kıbrıs'ın su kaynakları bakımından kıt bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye'den gelen suyun önemini belirtti. Tatar, Türkiye'den aktarılan su projesinin hiç de kolay olmadığını belirterek yapılan mühendislik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı muhalefete ise göndermede bulundu. Tatar, su projesi için Anamur'da 3 köyün tahliye edildiğini anımsatarak yapılan fedakarlıklar için Anamur halkına da selamlarını gönderdi. Ve bu su projesi gündeme geldiğinde bize muhalif olanlar, vazgeçin böyle bir proje olabilir mi? Türkiye'ye daha da bağlanacağız diyenler, o gün geldiğinde nerede su, neden tamir etmiyorsunuz, neden bizi susuz bıraktınız diye feryat etmeye başladılar. Yani işin özünde bu kadar da şeyler olabiliyor, çelişkiler olabiliyor. Ama yine hamdolsun Türkiye'nin talimatıyla ve ziyaret ettiğim gemilerde de gördüm. 6 geminin yan yana ve deniz altında robotlarla çalışması ile 6 Ekim 2020 tarihinde su temin projesi tekrar hayata geçmiş, su akmaya başlamıştır ve o günden bugüne işte bu muhteşem görüntüyü tekrar görüyoruz. Su yavaş yavaş dolmaya başlamıştır. Tabii burada dolan suyu görüyoruz. Bu arada epey su da tabii ki dağıtılmıştır. Dolayısıyla 75 milyon metreküp hesap ettiğinizde demek ki Ekim'den bugüne kadar en az 40 milyon metreküp su akmıştır. Dragon çayından, karşıdaki Alaköprü barajından. Bunu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Her zaman söylüyorum. Anamur'a da ziyaret ettim. Orada da halka teşekkür ettim. Türkiye bu Dragon çayından Alaköprü barajının oluşması için 3 köy tahliye etmiştir. 3 köy yer değiştirmiştir. Bu insanlar rehabilite edilmişlerdir ve bu insanlardan herhangi bir feryat çıkmamıştır. Çünkü neticede bu su yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti akacaktır diye. Dolayısıyla buradan Geçitköy'den, Girne sahillerinden Anamur'a da sesleniyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü işte aramızdaki bağlar böyle duygusaldır, böyle güçlüdür, böyle köklüdür.
Tatar eğer ileride Rum kesimiyle adil bir anlaşma olabilirse biz her zaman Türkiye ile birlikte yaptığımız istişarelerde bu suyu Rum tarafıyla da paylaşabileceğimizi ifade etmek isterim dedi. Dünya su gününde dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılar, küresel ısınma ve gelecekte daha fazla kuraklıkların beklendiği bir dönemde biz Anadolu'dan denize akan suyun böyle önemli bir projeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına aktarılması fevkalade önemli bir proje. Gelecek nesiller için, memleketimizin geleceği için bir umut kaynağıdır. Ve ileride bir anlaşma olabilirse, adil bir anlaşma, kalıcı bir anlaşma, biz her zaman Türkiye ile birlikte yaptığımız istişarelerde bu suyu Rum tarafıyla da bütün Kıbrıs'ın faydasına her zaman paylaşabileceğimizi de ifade etmiş bulunmaktayız. Kanal T Haber ekibi Dünya Su Günü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Can Suyu Geçitköy Barajı'na gitti. Dünya Su Günü'nde yetkililerle özel röportajlar yaptı. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Geçitköy Barajı'nı masmavi bir duruma getirdi. Buradaki tatlı su Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerine arıtılarak dağıtılıyor ve halkımızın içme suyu ihtiyacı buradan karşılanıyor. Kanal T Haber ekibi Geçitköy Barajı'na gitti. Dünya Su Günü'nde yetkilileri mikrofon uzattı. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar suyun doğru yönetimi ve kullanımı hakkında konuştu. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerine katılıyor ve Türkiye, anavatan Türkiye'nin bu alanda başardığı ve bizim için can suyu olarak ortaya çıkan ve bundan sonra ekonomimize de büyük katkı sağlayacak bu suyun doğru yönetimi, doğru kullanımı ve Dünya Su Günü mesajı ile birlikte artık bunu daha ciddi ele alıp daha düzgün yapılar, sürdürülebilir bir yapı ve bunu ekonomiye yansımasını da sağlayacak bir yapıya taşımamız gerektiği inancındayım. Tabii burada öncelikle içme ve kullanım suyu olarak belediyelerin, yerel yönetimlerin dağıtımı yer alıyor. Bunun için bu Dünya Su Günü'nde tasarruflu su kullanmak, ekonomik olarak kullanmak, her damlasını değerlendirebilmek, geri dönüşüm noktasında yağmur suyunun drenajından tutun da atık suyun değerlendirilmesine kadar suyun önemini vurgulamamız gerekir. Kirlenmemesinin tedbirlerini alarak buradaki insanların buraya zaten seyir noktaları var. Bu bölgede Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar var. Bunlar denetimli bir şekilde yerel yönetimlerin kullanımına Lapta Belediyesi'ne, ki bu alan Lapta Belediyesi içerisinde yer buluyor, Lapta Belediyesi'nin de kullanımına ve denetimli bir şekilde kullanımı sağlamamız en doğru ve en akılcı yol olur inancındayım. Siprovex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ'da yeraltı su kaynaklarına ilişkin konuştu. Denize akan tonlarca suyun heba edilmemesi gerektiğini söyledi. Şimdi öncelikle bugün biliyorsunuz Dünya Su Günü, konu başlığı da suyun önemi. Evet. Bu aslında her zaman gündemde olan bir konu, suyun önemi. Özellikle ada ülkelerinde bu daha da önem kazanıyor. Bizim ülkemizde aslında yeraltı su kaynakları, yüzey suları, bir örneği burada, gibi kaynaklarımız var. Şimdi bunları doğru kullanabilmek, rentable bir şekilde kullanabilmektir önemli olan. İşte önemi orada ortaya çıkıyor. Kurak bir iklimimiz var. Ancak belli yıllarda normalin üzerinde yağışlar oluyor. Biliyorsunuz geçen yıl bütün dereler denize boşaldı. Bu gerçekten bir ada ülkemiz olması hasebiyle üzüntü verici bir şeydir. Benim gözlemlerimle 100-150 milyon metreküp suyun geçen yıl denize gittiğidir. Bunun önüne bir şekilde geçmemiz lazım. Anavatana şükranlarımız, evet, Türkiye'den gelen su, ama kendi kaynaklarımıza da sahip çıkıp bunları entegre bir şekilde halkımızın hizmetine sunmak zorundayız diye düşünüyorum ben. Yurdun yıllık ortalama içme ve kullanma suyu tüketimi 42 milyon metreküp. Bunun ortalama 31 milyonu Türkiye'den gelen sudan, 11 milyonu ise yerel su kaynaklarından karşılanıyor. Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, hiçbir kaynak sonsuz değildir, suyumuzu idareli kullanalım dedi.
Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, 22 Mart Dünya Su Günü'nde Türk Ajansı Kıbrıs'ın sorularını yanıtladı. Çeki, ülkenin su kaynakları hakkında bilgi verdi ve halka su tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir ada ülkesi olmasından dolayı su kaynakları bakımından fakir ülkeler sınıfına girdiğini söyleyen Çeki, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a borularla deniz altından su temin projesiyle yılda 75 milyon metreküp suyun ülkeye ulaştığını hatırlattı. Çeki, bu projenin hayata geçmesinden önce su ihtiyacının büyük ölçüde yeraltı su kaynaklarından ve deniz suyu arıtımından karşılandığını kaydetti. Kurak geçen yıllar neticesinde yeraltı su kaynaklarının nicelik ve nitelik yönünden birçok bölgede kullanılamaz ve yetersiz hale geldiğini söyleyen Çeki, Türkiye'den su gelmesiyle büyük oranda rahatlama sağlandığını vurguladı. Çeki şu anda Kuzey Kıbrıs'ın yıllık ortalama içme ve kullanma suyu tüketiminin 42 milyon metreküp olduğunu ve bunun ortalama 31 milyon metreküpünün Türkiye'den gelen sudan, 11 milyon metreküpünün ise yerel su kaynaklarından karşılandığını açıkladı. Çeki, Türkiye Devlet Su İşleri Müdürü tarafından çıkılacak 245 kilometrelik boru ihalesi tamamlandığında yerel su kaynaklarının kullanımının daha da azalacağını söyledi. Ülkedeki göletlerin durumu ile ilgili soruları yanıtlayan Çeki'nin verdiği bilgiye göre 17 göletten ikisinin Şubat ayı itibariyle su kapasitesi ölçülemeyecek kadar düşük. Geri kalan 15 göletten en büyük doğuluk oranı %98,54 ile Arapköy Ayandere göletinde ölçüldü. İkinci sırada %90,76 ile Gönendere göleti ve üçüncü sırada da %88,5 ile Akdeniz göleti yer alıyor. Şubat ayı ölçümlerinde en düşük su tutma oranı %30,75 ile Dağyolu 3 Parmakdere göletinde saptandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeraltı sularının yıllarca hor kullanıldığını işaret ederek 18 gölet olmasına rağmen su yönetimi olmadığı için su depolamada zafiyet yaşandığını kaydetti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, su politikası ve göletlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, su yönetimi konusunda bazı sıkıntılar olmakla birlikte su miktar açısından ülkenin çok şanslı bir ülke olmadığını söyledi. Yeraltı sularının yıllarca hor kullanıldığını işaret eden Bakan Çavuşoğlu, 18 gölet olmasına rağmen su yönetimi olmadığı için su depolamada zafiyet yaşandığını kaydetti. Çavuşoğlu, kaynak yetersizliği nedeniyle göletlerin bakımının yapılamadığını söyledi. Çavuşoğlu, 75 milyon metreküp su Türkiye'den çok pahalı bir yatırımla ülkeye gelirken ve arıza yapma ihtimalleri de ortadayken, ülkede yağmurlardan akıp giden sular bu miktardan daha çoktur. O yüzden Türkiye'den su geldi diye buradaki yatırımları durdurmamız veya gölet yönetimlerine göz kapamamız doğru bir durum değildir. Ama şu anda kaynak sıkıntısından dolayı göletlerin bakımını yapamamaktayız. Global bir bakış açısıyla bunların tümü gelecek hafta yurt dışına yapacağım ziyaretten sonra suyun geleceği ile ilgili sizlere daha net bilgiler vereceğim dedi. Şu an yürürlükte olan su protokolü gereği geçiş döneminde olunduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, geçiş döneminin tamamlanmasıyla birlikte merkezi ihaleye çıkılması gerektiğini hatırlattı. Bu ihaleyle birlikte bu ülkedeki su yönetimi tamamen özel sektör aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bunun içerisinde yağmur suları, yeraltı suları, atık sular, drenajlar, tüm suların ihale edilerek yatırımlarını yapılarak bir su yönetiminin oluşturulması bir hedeftir. Uluslararası imzaladığımız su protokolünün nihai hedefi budur, dedi. Bu yılki yağış oranları ile ilgili bilgi veren Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sonbaharla kışın ılık ve yarı kurak geçtiği yurtta Ekim, Aralık, Ocak, Şubat aylarında yağışların mevsim normalinin altında kaldığını aktardı. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Nisan sonuna kadar aralıklarla sağanak yağış beklendiğini ancak genel olarak bu yılki yağışların mevsim normalinin altında kaldığını ve yağış azlığından en çok etkilenen bölgelerin Orta ve Doğu Mesarya olduğunu belirtti. 26 Mart'a kadar sağanak yağış geçişleri ve yağışlı günlerde rüzgarın güney ve batılı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini söyleyen Buran, salıdan sonra hava sıcaklığında ciddi düşüş yaşanacağını belirtti. Mart ayı için mevsim normalliğinin 19 derece olduğu hava sıcaklığının bugün ve salı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade eden Buran, bazı bölgelerde termometrelerin 26'yı gösterdiğini işaret etti. Buran, hava sıcaklığının 24-25, salı 25 derece dolaylarında olacağını,
Salıdan sonra 5 ile 7 derecelik düşüşle sıcaklığın 14 ila 17 derece dolaylarına ineceğini kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı nisaba takıldı. İkinci yoklamada da yeterli sayı ulaşılamaması sonucunda toplantı salı günü ertelendi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu nisaba takıldı. Genel Kurul salı günü ertelendi. İlk yoklamada yeter sayı ulaşılamaması nedeniyle 10 dakikalık aranın ardından ikinci yoklama yapıldı. Yeter sayı yine ulaşılamadı. Meclis Başkanı Önder Senaroğlu oturumun nisaba takılmasından dolayı birleşimi salı günü erteledi. Azınlık hükümeti Halkın Partisi'ne istifa eden 3 bağımsız milletvekilin yoklamayla katılmasıyla yeter sayısına ulaşılabiliyordu. Ancak toplantıya mazeretli olmasından dolayı bağımsız milletvekili Mesut Genç katılmadı. Bu nedenle nisap sağlanamadı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son COVID tablosunu sizlere paylaşalım. Son gelen bilgiye göre son 24 saate yapılan 7910 test neticesinde 13'ü yerel, 23 pozitif vakaya rastlandı. Bununla birlikte 25 kişi taburcu edildi. Vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile yurt dışından geldiği, 7 kişinin de daha önce tespit edilen vakaların temasları olduğu ve bu süre içerisinde gözlem altında bulundukları açıklandı. 8 kişinin Lefkoşa, 2 kişinin Girne, 3 kişinin Gazi Mausa bölgesinden olduğu tespit edildi. Dipkarpaz Belediye Başkanı Supi Coşkun bölgede pozitif vaka iddiaları yanıtladı. Dipkarpaz ve belediyemize bağlı olan Kaleburnu köyünde bir tane bile pozitif vaka yoktur. Kimse panik yapmasın dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük ve bölgelere göre dağılım gösteren koronavirüs vakaları açıklamalarında Dipkarpaz bölgesinde bir pozitif vakaya rastlandığı belirtilmişti. Dipkarpaz Belediye Başkanı Supi Coşkun yaptığı açıklamada yetkililerden aldığım bilgide Dipkarpaz ve belediyemize bağlı olan Kaleburnu köyünde bir tane bile pozitif vaka yoktur, kimse panik yapmasın dedi. Coşkun açıklamasında İskele'den Dipkarpaz'a kadar olan tüm bölgenin Karpaz olarak isimlendirildiğini ancak bu akşam açıklanan vakalarda özellikle Dipkarpaz bölgesi olarak belirtilerek bölgede bir pozitif vaka olduğunu duyurulduğu kaydetti. Dipkarpaz ve Kaleburnu köylerinde bir tane bile pozitif vaka olmadığını vurgulayarak panik yaratılmaması adına bölge halkını bildirmek istediğini söyleyen Başkan Coşkun, ilk başlarda bölgemizden 8 vaka çıkmıştı ve bir panik havası yaşandı. Temennimiz hiç çıkmamasıdır ancak çıkarsa da panik yapmamıza gerek yok. Bunu hep birlikte aşabiliriz. Böyle bir olayda yaşandığında zaman bunu gizleme zamanı değildir. Temennimiz ne bölgemizde ne de KKTC'de hiç pozitif vaka çıkmamasıdır şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 5'i acil durum hastanesi ve 2'si ayaktan tanı merkezinde olmak üzere koronavirüse yakalanan hemşire sayısının toplam 7'ye yükseldiğini, temasların izole edildiğini belirtti. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, salgınla mücadelede son durumu değerlendirdi. Üstel, vaka sayılarının yüksek olmadığına dikkat çekerek vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına daha hassas davranmasını istedi. Ev karantinası konusuna değinen Üstel, bileklik uygulaması ile ilgili Başbakanlığın çalıştığını, bilekliğin mali konuları ile ilgili Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, çalışmalar bitme aşamasına geldi, Nisan ayının ilk haftasında uygulamaya başlayacağız dedi. Bakan Üstel, Lefkoşa Devlet Hastanesi ile Pandemi Hastanesi'ndeki hizmeti ayırdıklarını belirterek, Pandemi Hastanesi'nde 54, serviste ise 51 kişinin tedavi gördüğünü kaydetti. Yoğun bakım servisine 64 yatak daha eklemeyi düşündüklerini belirten Üstel, yoğun bakımla tedavi gören 3 kişinin entübe durumda olduğunu söyledi. Üstel, 5'i acil durum hastanesi ve 2'si ayaktan tanı merkezinde olmak üzere koronavirüse yakalanan hemşire sayısının toplam 7'ye yükseldiğini belirterek temasların izole edildiğini belirtti. Güney Kıbrıs'ın koronavirüsü tespit eden test sayısı konusunda Avrupa genelinde birinci, aşılama konusunda ise yine Avrupa genelinde 5. sırada olduğu ifade edildi. Rum Sağlık Bakanlığı'na göre geçtiğimiz hafta 12 yaşın üzerindeki nüfusun %20'si test yapıldı. Buna göre 15-21 Mart tarihleri arasında 100 bin kişi başına 35.947 test yapıldı. Testlerin 314.162'sinin PCR, 291.789'un ise antijen test kiti olarak anılan hızlı testlerden olduğu ifade edildi. Aşılama konusunda ise her 100 kişiden 14.78'in aşılandığı ve Güney Kıbrıs'ın aşılama konusunda Avrupa genelinde 5. sırada yer aldığı belirtildi.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı yazılı açıklamada makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yeni hafta öncesi piyasalara mesajlar verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı yazılı açıklamada makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildirdi. Bu alanlarda istikrar olmaksızın güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağını işaret eden Elvan, uygulamakta olduğumuz enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Merkez Bankası geçtiğimiz Perşembe yaptığı para politikası kurulu toplantısının ardından yeni faiz kararını açıklamıştı. Banka haftalık faizi %17'den %19'a yükseltmişti. Cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Ağbal 8 Kasım 2020 tarihinde Murat Uysal'ın yerine getirilmişti. Naci Ağbal'ın yerine gelen isim ise Şahap Kavcıoğlu oldu. Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan şunları kaydetti. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak. Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemlerde yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır. Türk dünyasında bahar ayının müjdecisi ve yeni gün olarak bilinen Nevruz, Ankara'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de temsil edildi. Nevruz Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de temsil edildiği etkinlikle Ankara'da kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında her alanda mükemmel olan ilişkileri daha da ileriye götürmek için çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan başkonsoslukların en önemli görevlerinden birinin iki ülke arasındaki mükemmel kardeşlik ve dostluk bağlarını daha da geliştirmek olduğunu belirten Köprülü, ayrıca KKTC'yi Türkiye ve dost ülkelerde tanıtmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Büyükelçi Köprülü etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk mutfağına ait geleneksel lezzetlerin ve el sanatlarının sergilendiği standlarla yer almaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Etkinlikte Nevruz ateşinin yakılmasının ardından standlar gezildi. İngiltere'de polis suç ve ceza yasa tasarısı binlerce kişi tarafından protesto edildi. Söz konusu yasa tasarısı ile İngiltere'de düzenlenecek gösterilere önceden izin verilmesi ve izinsiz bir protesto yapılması halinde 2500 sterlin para cezasına çarptırılacak. İngiltere'de protestocuların denetimini değiştirecek olan yeni polis suç ve ceza yasa tasarısını protesto etmek için binlerce kişi Bristol şehrinde College Green Meydanı'nda toplandı. Bristol'daki göstericiler, İngiltere polis devletine hayır, protesto özgürlüğü demokrasinin temelidir ve yasayı durdur yazılı pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Protesto edilen yeni yasa tasarısı ile İngiltere'de düzenlenecek protestolara önceden izin verilmesi ve izinsiz bir protestonun yapılması halinde protestocular 2500 sterlin para cezasına çarptırılacak. Halihazırda polisin bir protestoya kısıtlama koymadan önce ciddi kamu kargaşası, mülki hasar verme veya toplum yaşamında ciddi aksamalar ile sonuçlanabileceğini göstermek zorundayken yeni tasarı ile İngiltere'de protestolar daha kolay engellenecek. Bristol'dan sorumlu olan Avon ve Somerset polisi, protestoya katılmayı düşünen kişilere yönelik dün bir uyarı yayınladı. Polisin yayınladığı uyarıda Bristol'da düzenlenecek protestonun organizatörlerinin tespit edilmeye çalışıldığı ve COVID-19 kurallarının bu toplantılara izin vermediği ifade edildi. Avon ve Somerset polisi ayrıca yönetmelikleri uygulamak zorunda kalmak istemiyoruz ancak memurlar halk sağlığını korumak için gerekli olduğunda yaptırımı gerçekleştireceklerdir ifadelerine yer verdi. Stop! 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 Stop!
Bültenimiz yurt dışından öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyor. Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı Kozhikode bölgesinde bayılan şahıs metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtarıldı. Yerel basında yer alan haberlerde Kerala Bankası'nın Ebodi şubesinde sıra beklediği sırada bir kişi bilincini kaybederek yaslandığı balkonun kenarından aşağı düşmekten yanında sıra bekleyen başka bir kişinin atikliği sayesinde son anda kurtarıldı. Bayılan adamın balkon kenarından sırtüstü şekilde geriye düştüğünü gören Tahil Metal Babu isimli kişi adamı son anda ayaklarından yakaladı. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Filistin'de COVID-19'a karşı toplu aşılama kampanyası başladı. Kampanya kapsamında öncelikli olarak sağlık personelleri böbrek ve kanser hastaları ile yaşlılar aşılanacak. Filistin Başbakanı Muhammed Staya Filistin tıp kompleksinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada başkent Ramallah'ta aşılama kampanyasını resmi olarak başlatarak aşılama kampanyasının adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğini vurguladı. Staya ayrıca Filistin'in içinden Çin'den 100 bin doz, Rusya'dan 50 bin doz, Pfizer ve AstraZeneca ise 129 bin dozluk yeni bir COVID-19 aşısı sevkiyatı beklediğini belirtti. Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki mülteci kamplarının bulunduğu Salva Vakaya ve Suriye-Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Salva kasabası dışındaki Bab al-Hava geçiş noktasına hava ve füze saldırısı düzenlendi. Saldırıların Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiği öne sürüldü. Saldırı sonucu Bab al-Hava geçiş noktasında bekleyen birçok kamyon ve tır kullanılamaz hale geldi. Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da kurulan bir sirkte fil bakıcılarının sahneye çıkardıkları iki fil kavgaya tutuştu. Bakıcılarıyla gösteri için sahneye çıkarılan fillerden biri diğerinin kafasıyla ve dişleriyle sahnenin dışına çıkardı. Fillerin kavgası tribündeki seyirciler arasında büyük bir korkuya ve paniğe neden olurken birçok seyirci tribünleri terk etti. Filler bakıcıları tarafından sakinleştirilmesinin ardından sahneden çıkarıldı. İngiltere'nin güneybatısında Dorset, Somerset, Devon ve Jersey'de bulunan bölge sakinleri dün öğleden sonra yüksek sesli bir patlama duyduklarını ve gökyüzünde bir ışık çizgisi gördüklerini bildirdi. Uzmanlar bölgedeki kişiler ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen fotoğraf ve görüntüleri analiz ettikten sonra gökyüzünde görülen ışığa ve sonik patlamaya bir göktaşının neden olduğunu belirtti. Uzmanlar bölgedeki insanlardan küçük siyahımsı taşlar veya koyu renkli bir toz yığını gibi parçalar gördüklerini bildirmelerini istedi. Göktaşının düşme anı ise trafikte olan bir aracın kamerası tarafından an be an kaydedildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile birlikte hafta sonu tatili için Sibirya'daki tayga bölgesine gitti. Putin burada Shoigu ile birlikte yürüyüş yapıp arazi araçları kullandı. Yemek yedi ve ahşap atölyesinde vakit geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi hakkında katil ifadesini kullanmasıyla gündeme gelmişti. Putin, Biden'a ona sağlıklar dilerim ifadelerini kullanmıştı. Ve bu haberle beraber bültenimizin sonuna geldik. Bültenimizin sonunda haber özetlerini yeniden paylaşıyoruz. Esen kal. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü dolayısıyla Geçitköy Barajı'nı ve